Esselamu aleyküm kıymetli izleyenler, Ümmetin Renkleri programına hoş geldiniz. Bu haftaki Ümmetin Renkleri programının konukları, geçen programlardan da hatırlayacağınız üzere İDDEF Proje Birimi Görevlisi Talha Şenol ve İDDEF Gönüllüsü Resul Uçar hocamız. Talha hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Nasılsınız? Teşekkür ederim, siz iyisiniz. Teşekkürler, ben de iyiyim, çok sağ olun. Resul hocam sizler de hoş geldiniz. Hoş gördük, Allah razı olsun. Uzun bir otobüs yolculuğundan sonra... Yoruldunuz, evet. Bizler için buraya kadar zahmetler estağfurullah, verdiniz. Estağfurullah, estağfurullah. Bandırmadan geliyoruz, doğru söylüyorsunuz. Fakat ümmetin yararına eğer bir faydamız varsa o yorgunluklar bize şifa oluyor. Evet. O yüzden şikayetçi değiliz. Allah razı olsun, eksik olmayın hocam. Cümlemizden. Talha hocam, geçen programlarda Uganda seferinden bahsetmiştiniz. Uganda'ya bir sefer düzenleyeceğinizden ve oradaki kuyuları takip edeceğinizden bahsetmiştiniz. Bu süreç nasıl işledi? Oradaki faaliyetleriniz nasıl devam etti? Bununla alakalı sizden kısaca bir bilgi rica ediyoruz. Hocam evet, geçen programlarda bahsettiğimiz üzere biz su kuyularımızı, yani bağışçılarımızdan su kuyusu açmak üzere aldığımız bu bağışları su kuyusu açtıktan sonra takip edeceğimize dair de onlara söz veriyoruz. Yani sadece su kuyusu açmıyoruz. Daha sonrasında gidip bu kuyuların durumları nelerdir bunları kontrol ediyoruz. Çünkü pek çok rapor ve sahadaki gözlemlerimiz ortaya koyuyor ki kuyular eğer takip edilmezlerse Afrika şartlarında bir senesi dolmadan, iki senesi dolmadan atıl hale düşebiliyorlar. Dolayısıyla bu kuyulara binlerce dolar para harcanıyor. Yani buradaki paralar da bu yaşlıların dişlerinden, tırnaklarından biriktirdikleri paralar. Dolayısıyla bunun vebalinin büyük olduğunun bilincindeyiz. Bu sorumluluğun bilincindeyiz. Bu vesileyle kuyularımızı periyodik olarak takip ediyoruz. Bu seferki rotamız da Uganda'ydı. Resul Hocam'la beraber gittik. Uganda'da 2014-2015 yılından beri yaklaşık 70 tane kuyumuz var. Bunların ziyaretlerini gerçekleştirdik. İşte akanlar, çalışır durumda olanlar veya işte altın hale düşmüş olanlar var mıdır gibisinden. Notlarımızı aldık, görüntülerimizi çektik. Oradaki hocalarımızla konuştuk. Aynı zamanda yerel halkın, oradaki Müslüman ahalinin de taleplerini dinledik. İşte mesela bazı yerlerde kuyuların çok yoğun olduğu ve daha doğrusu kullanımlarının çok yoğun olduğu bölgeler var. Yani bir tane kuyu açmışız, hiç kuyuları yokmuş. Sonra biz bir tane kuyu açmışız bağışımız vesilesiyle. Orada o insanlar bundan faydalanıyorlar ama nüfus o kadar kalabalık ki yeri geliyor o kuyuyu da sıra beklemek veya kuyunun tekrardan işlevsel hale gelmesini beklemek durumunda kalıyorlar. Bu tarz talepleri de onlardan aldık. Bu tarz gözlemlerimiz de oldu. İnşallah çok verimli bir gezi, çok verimli bir sefer yapmış olarak Türkiye'ye geri döndük. Şimdilik tabii bu notlarımızı inşallah yönetim kuruluna bildirip işte gereken ne varsa, yapılması gereken ne varsa hem oradaki hocamızla irtibatlı hem bağışçılarımızla irtibatlı olarak inşallah yerine getireceğiz ve oradaki kuyuların tekrardan atıl hale gelmiş olanların ki bunlar az oluyorlar. Yani bizim gördüğümüz belki %70'i, belki %80'ine yakını kuyuların gayet güzel çalışıyorlardı. Üzerinden fazlaca zaman geçmiş olan kuyular var. Mesela 5 sene geçmiş kuyunun üzerinden. Bazı aksaklıklar bunlar da var. İnşallah bunları da giderip oradaki halkın tekrardan hizmetine sunmayı planlıyoruz. Resul Hocam, siz de Talha Hocam'la beraber Uganda'daydınız. Sizin izlenimleriniz nasıl oldu? Uganda'yı bir de sizden dinlemek isteriz. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Öncelikle Afrika'daki su sorununun çok büyüklüğünü resmi rakamlarla bir dile getirmek istiyorum. Şöyle ki her gün Afrika'da sudan sebeplerle 1000 çocuk vefat ediyor. Bunun yıllık toplamı aşağı yukarı 350 bini buluyor. Buna bir de diğer kuraklıktan sebep olan ölümler de eklenince 2 milyon insanın sadece sudan sebep vefat ettiğini görüyoruz. Dolayısıyla Afrika ve Asya, İç Asya, Güney Asya buralarda su sorunu had safhada. Bunun en minimum seviyeye indirilmesi için daha binlerce belki milyonlarca kuyuya ihtiyaç var.
Fakat şunu da gözlemledik. Zenginlik diyoruz. Asıl zenginlik de gönül zenginliği. Uganda'da bunu gördük. Yani dünya süslerine bağlanmayıp, ona ihtiyaç duymayıp bir gönül huzur bulabiliyorsa işte büyük, en büyük zenginlik bu. Uganda gibi dünya zenginlikleri bulunmadığı bir ülkede çalı çırpıdan, ağaçtan yapılan yerlerde 2-3 parça ahşap yapılar arasında oynayan çocuklar bizim sarığımızı, sakalımızı görüp bize uzaktan el sallayarak tebessüm bir şekilde yaklaşıyorlar. İşte zenginlik. Belki fakir Afrika ama zengin insanlar. Benim ilk etapta gözlemim bunlar oldu. Hocam şunu söyleyebilir miyiz? Uganda'da Türkiye şartlarını hepimiz biliyoruz. Buradaki yaşayış şeklimiz, İslami yaşayış şeklimiz, hayati yaşayış şeklimiz dışarıdaki özellikle Afrika bölgesindeki ülkeler için farklılık arz ediyor. Kesinlikle. Yani yaşam standartları ne seviyede? İslam'ı bizim yaşadığımız gibi mi yaşıyorlar? Temizlik hususunda bizim ülkemizde dikkat edilen şekliyle mi acaba bu hususlar gerçekleşiyor? Şöyle hocam, yani Uganda hakkında biraz kaba taslak bilgi vermek gerekirse sonuçta Sahra Altı Afrika ki üzeri de yani Afrika kıtasının ekseriyeti dünya standartlarının altında bir yaşam sürdürüyorlar. Biz şimdi Uganda'ya gittiğimiz zaman Uganda'nın yaklaşık %70'e yakını ki resmi rakamlarda %85 olarak geçiyor ama %70'e yakını Hristiyan. Yani dolayısıyla Müslümanların oranı aslında azınlıkta. %30'larda yani %25, %30 civarlarında. Ama buna rağmen oradaki Müslümanların biz ne diyelim az önce Resul Hocam'ın da bahsettiği gibi gönülleri zengin. Yani evet belki barakalarda yaşıyorlar, belki sazlıklarda yaşıyorlar ama oradaki insanların, özellikle de Müslümanların, çünkü Müslümanların biliyorsunuz bu ahiret inancı yani onlara bu dünyadaki nimetlerin gelip geçici olduğunu, bir imtihan vesilesi olduğunu onlar çok iyi biçimde anlamış durumdalar. Belki biz buradan bazen gözden kaçırabiliyoruz ama orada gerçekten bunun farkındalar. Dolayısıyla bu konular aslında yani topraktan bir evde yaşamak onlar için hiç sıkıntı değil. Biz oraya zaten onların temel ihtiyaçlarını gidermek üzere gidiyoruz. Yani öyle sonuçta susuz bir hayat düşünülemez. Bu suya kesinlikle ihtiyaçları var. Özellikle temiz suya kesinlikle ihtiyaçları var. İçmek için, işte yıkanmak için, bulaşıklarını veya yemeklerini yapmak için bu suya kesinlikle ihtiyaçları var. Dolayısıyla biz bu ihtiyacı karşılamak üzere oraya gidiyoruz. Ve orada yani insanların tabii ki temizlik konusunda da hani başta söylediğiniz gibi işte Türkiye ile kıyaslarsak buranın şartlarını nedir diye ya kesinlikle bizim belki de özellikle yeni neslin tahayyül edemeyeceği durumlar. Çünkü belki eski nesil işte kırsalda yaşamış büyüklerimiz bunları bilebilirler. Belki bir yakınlarını bilebilirler. Yani yine tam olarak bilebileceklerini tahmin etmiyorum. Çünkü nereden baksanız herhalde bir 50 sene diyebiliriz değil mi hocam? Belki daha fazlasını söyleyebiliriz yani geri olarak. Özellikle kırsal bölgeler. Yani kırsal bölgelerde elektriğin olmadığı yerler var. Öyle değil mi hocam? Tabii. Yani hiç elektrik yok. Zaten su, şebeke böyle bir şey yok. İşte biz bir su kuyusu açmışız oraya. İnsanlar bütün ihtiyaçlarını bu su kuyusundan gideriyorlar. Yaşadıkları evlerde tek göz böyle topraktan yapılar. Yani üzerlerinde de sazlıklarla örtmüşler. Yağmur yağdığı zaman işte mesela oraya ki yağmur bölgesi de aynı zamanda Uganda. Yani şöyle düzensiz yağmurları var. Ama sulak bir bölge ve aynı zamanda yeşillik bir bölge. Yani Türkiye'de görmediğimiz yeşillikleri gördük diyebiliriz. Gözünüzün alabildiğine yeşil bir ortam. Ama işte böyle bir ortamda insanlar tabii ki belki sömürgeleştirildiklerinden dolayı, doğal zenginlikleri kullanıldıklarından dolayı bunlardan faydalanamıyorlar. Dışarıdan yardıma ihtiyaç duyuyorlar. Biz de bu vesileyle gidiyoruz. Oradaki insanların bu ihtiyaçlarını karşılamaya gayret ediyoruz. Hocam bu soru ikinize de gelsin istiyorum. Ben çok merak ediyorum. Muhtemelen seyircilerimiz de merak ediyordur. Biz hani beyaz insanlar olarak siyahi insanların bulunmuş olduğu ülkelere ziyaret ettiğimizde o insanların sizleri karşılama biçimi nasıl? Buyurun hocam.
Şimdi öncelikle Afrika'ya iki tane el uzanmış. Biri sömürü eli, ikincisi insanlık eli. Ve Afrika insanı bu ikisini de görmüş. Fakat işin üzücü tarafı şu ki, birebir yaşadık bunu. Aracımızla Afrika köylerinde yol alırken, yolun hemen kenarında 8-10 yaşlarında bir çocuk, bir kucak dolusu herhalde yakmak için odun toplamış. Bizi gördüğü gibi kucağındaki bütün odunlar attı, hiç arkasına bakmadan kaçmaya başladı. Buradan anlıyoruz ki bilinçaltına bu çocuğun Afrika'nın o gelen beyazların sömürgeleştirdiği konusu onun bilinçaltına yerleşmiş. Ama öte yandan bizim su kuyularımızın olduğu yerlere gittiğimiz zaman bakıyoruz, çocuklar bize geliyorlar, sarılıyorlar, gülüyorlar, oynuyoruz. Çünkü biz oralarda o çocuklarla o halle hemhal olduk. Dolayısıyla bu ikisini birbirine ayırt etmek lazım. Fakat biz özellikle Türk STK'lar olarak son dönemlerde Afrika'ya el attık. Kendi ülkemizde içinde bulunduğumuz şartlar gereği son dönemlerde oraya gittik. Ve bizi gördükleri zaman Arap diyorlar bize. Arap. Niçin? Çünkü Arap Yarımadası'ndan daha evvel gelmişler. Orada bir takım çalışmalar yapmışlar. Ve o gelenleri oradaki insanlar Arap olarak algılıyor. Oysa ki Abdülnasir hocamız, Uganda sorumlumuz, onunla bir konuşmamızda da şu konuya parmak bastı. Siz dedi Araplardan da farklısınız dedi. Niçin dedik? Onlar geliyorlar dedi. Çok sabit bir şekilde, donuk bir yüz ifadesi ve yapılacak bir şey varsa yapıyorlar, çekip ülkelerine gidiyorlar. Oysa siz dedi geldiniz bizim soframıza oturdunuz, bizde yediniz, bizde oynadınız, çocuklarla gülüştünüz. Yani Türkiye bu konuda çok farklı dedi ve bu yüzden Türklerin özellikle bizim sahamızda olmasını istiyoruz dediler. Bu da bizim gururumuzu okşadı, tabii hoşumuza gitti. Öte yandan tabii bakıyoruz yokluk çok had safhada. İstiyoruz ki giderken o insanlara da bir şeyler verelim. Ama biz de tabii kısıtlı şartlar altında gidebiliyoruz. Hepsine mümkün değil ulaşabilmemiz. Ama zaman içerisinde görüyoruz ve buna inanıyoruz ki İnşallah o Osmanlı'nın nasıl o taraflara, Kuzey Afrika taraflarına gittiği yerde işte oraya o kültürünü verdi. Biz de bu çalışmalarımıza devam ederek inşallah bu kendi kültürümüzü, İslam kültürümüzü oralara aşılayacağız inşallah. Tabii Uganda hocam şimdi Ekvator'da bulunan bir ülke. Yani yeşillik açısından az önce bahsettiğim gibi hakikaten belki insanların kafasındaki o Afrika hayalinin çok çok ötesinde. Yani hiç böyle kuraklık, ondan sonra işte çoraklık böyle bir şey yok. Tamamen yeşillik alanlar. Hatta öyle ki yani gözünüzün alabildiğinden yeşil. Sadece yol açmışlar insanlar gidebilsin diye veya işte arabalar geçebilsin diye yol açmışlar. Sadece bu yol kahverengi. Sadece onu farklı olarak görüyorsunuz. Onun haricinde veya insanların yaptığı yapılar. Bunun haricinde tamamen yeşillik ve aslında verimli toprakları var ama tabii ki maalesef Afrika'nın, özellikle Sahra Altı Afrika'nın tamamı sömürgeleştirilmiş durumda ve zenginlikleri çalınmış. Bu yüzden şu an dışarıdan yardıma ihtiyaç duyuyorlar. Havası biraz daha diğer Afrika ülkelerine göre biraz daha serin gibi. Yani biraz yükseltiden dolayı. Ondan sonra güzel, hoş bir havası var yani. Ki Avrupa'dan pek çok insan özellikle bu Doğu Afrika ülkelerine, yani Tanzanya, Kenya, Uganda gibi ülkelere safari için gidiyorlar. Yani orada biz seferimiz sırasında bazı Avrupalı insanları veya Amerikalı insanları gördük ki nispeten diğer ülkelere göre de Uganda aslında güvenli bir ülke. Yani belki Afrika'nın daha önce işte gittiğimiz bazı bölgelerinde tek başımıza sokakta dolaşamazken Uganda'da çok rahat bir şekilde özellikle şehir merkezinde dışarıda dolaşabiliyorsunuz. İnsanlar da bunu çok fazla yadırgamayabiliyorlar. Çünkü dediğim gibi bazıları oraya şey olarak gidiyorlar yani işte safari için veya turizm için. Dolayısıyla insanlar da özellikle Hristiyan nüfus bunları yadırgamıyor. Ancak kırsal bölgelere gittiğimizde ise tabii insanların beyazlarla karşılaşması hakikaten ilginç oluyor. Bazı yerlerde hiç görülmemiş durumlar oluyor. Yani hiç insanlar beyaz insan görmemiş. Özellikle ufak yaştaki çocuklar böyle şaşkın bakıyorlar. Belki de bize hasta olduğumuzu düşünüyor da olabilirler. Yani hani hastalıktan beti benzi atmış gibi, beyazlaşmış gibi. Böyle bir bakışlar hissettik yani. Ama tabii ilk gittiğimizde yani insanlar böyle bize biraz
belki daha önceki beyaz insanların algısından dolayı soğuk, donuk yaklaşırken özellikle Resul Hocam'ın onlara karşı olan neşeli yaklaşımıyla beraber daha sonrasında artık giderken bizim arkamızdan işte el sallamalar, gülmeler, oynamalar, koşuşturmalar falan bunları görüyoruz yani. Oradaki insanlara nasıl davranırsınız? Onlar da bize o şekilde davranıyorlar. Ekonomilerinden bahsetmek gerekirse, ekonomileri tabii biraz daha yani Afrika'nın genelinde olduğu gibi yozlaşmanın ve işte bozulmanın yüksek safhada olduğu yerlerden. Bu da yani var oldukları kaynakları güzel bir şekilde harcayabilmelerine engel oluyor. Yani Uganda'da yanlış hatırlamıyorsam milli gelirlerinin sadece %1'i veya %2'si su işlerine harcanıyor. Veya işte bu hijyen işlerine harcanıyor. Halbuki gelişmiş ülkelerde bu çok daha fazla. Ki Uganda değil sadece ama Sahra Altı Afrika'da yanlış hatırlamıyorsam hocam 4 milyar metreküp temiz suya sahip Sahra Altı Afrika. Ve bunun sadece %3'ü kullanılabiliyor. %3'ü işte bu enerji kullanımında, %1'e 2'ye yakını da içme suyunda veya kullanma suyunda kullanılıyor. Dolayısıyla bu oranın artırılabilmesi ihtimalinde bütün Afrika'ya var olduğu bu yani Afrika'da bulunan su hem içme suyu olarak hem kullanma suyu olarak hem de elektrik enerjisi üretme olarak yetebilecek seviyede su var yani. Ama işte ne altyapıları var ne de ne diyelim işte bu hijyenle alakalı bu bizim kanalizasyon sistemi dediğimiz sistem var. Dolayısıyla bunlar yani aslında suyun içerisinde yokluk çekiyorlar diyebiliriz hocam. Ancak işte biz de bu şekilde dışarıdan giderek onların bu ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. Talha hocam, bölgede bir yozlaşmadan bahsettiniz. Bir coğrafi ve insani yozlaşmadan. Bu yozlaşmanın sebebi orada yaşayan halkın kültürü mü, devlet yönetimi şekli mi, yoksa diğer devletlerin bölgedeki sömürgesi mi? Bununla alakalı... Hocam şöyle, şunu söyleyebilirim ki yani her bölgenin insanı için ahlak olmak ve ahlaksız olmak görülebilir bir durum. Dolayısıyla coğrafyanın insanları etkilediği doğru mudur? Doğrudur. Ama bazı başka etkenlerin orada ortaya çıktığını görebiliyorsunuz. Şimdi bunlardan birincisi, öncelikle şunu söylemek isterim ki İslam insanları yani önceki alışkanlıklarından, o cahiliyesinden alıp en üst mertebeye taşıyan bir din ve bir algı, bir hayat biçimi. Yani biz hepimiz biliyoruz ki çölde yaşayan, Arabistan'daki çölde yaşayan Bedeviler İslam'la şereflendikten sonra bizim için gökteki yıldızlar gibi oldular. Dolayısıyla Afrika'da da bu durum veya dünyanın diğer bölgelerindeki bu durum geçerli. Yani öncelikli olarak söylemek istediğim bu. Yani orada Müslüman olanların tutumu ve Müslüman olmayanların tutumu olarak bunu görebiliyorsunuz. Yani burada şunu söyleyemeyiz tabii ki. İnsanlar eğer Müslüman değillerse ahlaksızdırlar ve Müslüman olurlarsa da tamamen ahlaklıdırlar. Bunu söyleyemeyiz ama öncelikle böyle bir kriteri söylemek istiyorum. İkincisi, orada insanların Afrika'daki bu yozlaşmanın temel sebeplerinden bir tanesi, ki bu sadece Afrika'da değildir. Diğer az gelişmiş ülkelerde de yani bu yozlaşma ve işte bozulma fazladır. Bunun sebebi oranın zenginliklerinin başka ülkelerle, şu an kendilerini tırnak içerisinde medeni olarak tanımlayan ülkelerin oranın zenginliklerini sömürmelerinden dolayıdır. Çünkü orada mesela şu an Afrika'da ortalama bağımsızlık kazanma yılları 1950'ler 60'lar. Yani 1950'ler 60'lara kadar hemen hemen bütün Afrika bir ülkenin, özellikle Avrupalı bir ülkenin sömürgesi altındaydı. İşte 1950'lerde ki Uganda'da yanlış hatırlamıyorsam 69-70 gibi bağımsızlığını kazanıyor. Biraz daha erken olabilir yani 50'lerin sonu 60'ların başı gibi. Şimdi bu döneme kadar İngilizler orada her şeyi sömürmüşler. Bütün işte doğal kaynaklarını, bütün verimli topraklarını, bütün insan gücünü, emeği sömürmüşler. Daha sonrasında bir yerden sonra artık tabii dünyadaki gelişen olaylar sebebiyle bırakmak zorunda kalıyorlar. Ama bırakırken orada zaten bir yozlaşmışlık kendileri bırakıyorlar. Yani hani Afrika en temelinde böyle değildi. Ve oradaki insanlar en temelinde yozlaşmış halde değillerdi. Yani. Ama
siz giderken ortada bir enkaz bırakıyorsunuz. İşte halk fakirleşmiş. Zaten herkes fakir ondan sonra. Siz doğal kaynaklarını sömürmüşsünüz, zenginliklerini sömürmüşsünüz. Giderken de genelde bir grubu veya bir kabileyi kendilerine yakın gördükleri işte bir ekibi işin başına bırakıyorlar. Bunlar da o sömürüyü kendi halklarına devam ettiriyorlar. Yani hani başına geçen insan Afrikalı olmasına rağmen zihin Avrupalı zihni olunca altında bulunanı sömürmeye devam ediyor. Bu sömürüyü devam ettikçe de bu sefer ne oluyor? İnsanlar yani tamamen kendi menfaatlerini düşünerek herkes nasıl ben hayatımı kurtarırım, nasıl günümü kurtarırım gibi düşündüğü zaman da yozlaşma had safhaya ulaşıyor. Siz ne düşünüyorsunuz Resul Hocam? Yıllardan beri hepimizce malum, herkes bilir ki yıllardan beri Afrika kıtlık ve sefalet içinde. Bunun en büyük nedeni de bölgeyi sömürgeleştiren Avrupa ülkeleri ve diğer ülkeler. Sizin bu konu hakkındaki düşünceniz nedir Resul Hocam? Şimdi insanları sömürge altına alabilirsiniz. Fakat beyinleri sömürge altına alamazsınız. İslam olduğu müddetçe Müslüman olan bir insan sömürülemez. Bu kesin. Bu Afrika'da da olsa aynı, Asya'da da olsa aynı. Fakat orada öyle bir kültür yerleşmiş ki hem Hristiyan hem Müslüman aynı ailede olabiliyor. Bir ailede dede Katolik Hristiyan, baba Ortodoks Hristiyan, evlat Müslüman olabiliyor. Bunlar yaşıyorlar aynı yerde. Bunun sıkıntısı var aslında biraz. Düşünebiliyor musunuz? Sizin babanız gayrimüslim ve siz aynı şartlarda yaşıyorsunuz. Oysa ki ne yapmak gerekiyor? Onlara İslam'ı tebliğ etmek gerekiyor. İslam üzere yaşansa, İslam kuralları üzerinde yaşansa zaten sömürü söz konusu olamaz. Bizim de İDDEF olarak, insana değer veren dernekler federasyonu olarak oralara gitme gayemiz aslında biraz da bu. Sadece su kuyusu açmak, mescit yapmak, yani onların dünyevi ihtiyaçlarını karşılamak değil. Asıl hedefimiz medrese. Medresede insanlara ehli sünnet itikadında eğitim verip ve orada yetişen talebeleri hoca efendi olacaklar. Onları işte o belli kariyerlere gönderip orada o insanlara işlemelerini sağlamak. Bugün bakıyoruz elin Hristiyan İngiliz'i 60 yaşında bir kadın orada onlar gibi bir evde evin içerisinde yaşayıp onlarla aynı havayı teneffüs ederek misyonerlik faaliyetlerinde bulunabiliyor. Biz de işte o fedakarlık içerisinde bulunmamız gerekiyor. Biz de o fedakarlığı yapmamız gerekiyor. Eğer böyle olursa işte ortada sömürge diye bir şey kalmayacak. Çünkü dünyanın belki de en zengin kıtası orası. Yeraltı zenginliklerinden bahsediyorum. Ayrıca Talha kardeşimin ilave olarak söylemek istediğim şey var. Dünyanın ikinci en büyük gölü, Victoria Gölü, Uganda'da. Evet. Yani su sorun diye bir şey olmaz söz konusu mu? En büyük nehir, Nil Nehri, Jinja denilen şehrinde çıkıyor. Orada kaynıyor ve Akdeniz'e gidiyor. Ve barajda yapmışlar aslında oraya bir tane. Gittik gördük. Fakat bunu gerektiği gibi kullanamıyorlar. Biz su kuyularımızı açmışız oraya. Su kuyumuz çok basit bir sebepten dolayı aktif değil. Pompası patlamış olabiliyor veya mekanizması kırılmış olabiliyor. Diyoruz neden bunu yapmıyorsunuz? Gücümüz yok diyorlar. Çünkü oradaki insanın kazancı 2 dolar, 3 dolar günlük. Dolayısıyla o arzıyı giderecek 100 dolarlar, 200 dolarlar onlara çok yüksek geliyor. Bizler de o hali bildiğimiz için hem onların o ihtiyaçlarını gidermek hem de kendimizi biraz daha onlara gösterebilmek, Mahmud Efendi Hazretlerimizin himmetini gönlümüze alarak onlara aksettirebilmek niyetiyle aslında oralara gidiyoruz. Yoksa bizim oradaki sorumlu hocamız pekala bu işte yapabilir. Ona buradan 50 dolar, 100 dolar göndererek efendime söyleyeyim oradaki arzıyı giderebilir. Ama biz istiyoruz ki onlarla hemhal olalım. İşte bu bulunduğumuz süre içerisinde onlarla aynı havayı yaşayalım. Onlardan biz alalım, bizden de onlara verelim. Asıl niyetimiz bu. Rabbim inşallah becertirsin bize bunu. İnşallah hocam. Hocam bölgeye düzenlediğiniz seferlerde
kişisel anılarınız illaki birikiyordur. Yani insanız neticede. Gittiğimiz zaman oradaki halkın sizi karşılama şekli olsun ya da orada sizi böyle çok duygulandıran bir olay. Malum memleket zaten yoklukla mücadele ediyor. Bir sürü hikayeye de aslında ev sahipliği yapıyor Afrika. Sizin kendi özel bir anınız var mı? Hiç unutamadığınız böyle. Yani o bölgede ben ilk aklıma gelen şu oldu. Bu su kuyularıyla alakalı. İnginda diye bir bölge var. Orada yaşlı bir amcamızla bir muhabbet esnasında şunu söyledi bize. Ben dedi burada dedi fıstık, mısır, bakla, dara ekiyorum. Ziraatle geçiniyorum dedi. Aynı zamanda tabii bunlar hep suyla olacak. Fakat hiç bizim burada kuyumuz yoktu dedi. Yani biz buraya 13 metre civarında o derinlikte kuyular açıyoruz. İşte yağan yağmurlardaki biriken o sular orada toplanıyor. Biz onun üzerindeki o pis şeyleri elimizle veya bir bidonla iteleyerek nispeten temiz olan bölgelerdeki suyu bidonlarımıza doldurup evimizde işte yemek ihtiyacı, banyo ihtiyacı, içme ihtiyacını öyle karşılıyorduk dediler. Hatta çocuklarımız da bunları kullanıyordu dediler. Sonra Türkiye'den birilerinin gelip işte bu civarda su kuyusu açtığını duyduklarını söylediler. İnanmayarak kendileri de başvurmuşlar. Ya bizim bölgemize de böyle bir su ya kuyuya ihtiyaç var. Bize de yardımcı olur musunuz? Bizim hocamız da tabii bunu bize İstanbul'a aksettiriyor. Biz de neden olmasın diyoruz. Netice itibariyle oraya kuyumuzu açıyoruz. Katonda yebari wetu naikonte no nga tuli kuyinza wa katonda era nga tuli kuyinza wa busilamu oyunga busilamu ni wemereza oki naikonte no okugawo kulwa katonda alhamdulillah rabbil alamin era nga ndikiriza katonda wange yakula na gulumira natwikirikiza obusiraamu nuwungira mu Uganda muno nga twena tuli muntu mulala nga twikiriza gaina nabaliraano wange nabasiraamu abali mu nsi muno alhamdulillah rabbil alamin inshaallah. Ve yaşlı amcanın yüzü gülüyor. Biz diyor o kadar çok bir küfetten kurtardınız ki diyor, çünkü bu kuyulardaki sular diyor yağmur zamanı sellerle beraber gelen topraklarla, millerle tekrar doluyor. Biz tekrar kazıyoruz. Hep böyle bir eziyet içerisindeydik diyor. Ama şimdi kuyumuz açıldı. İçerisinde herhangi bir kir, pislik de düşmüyor. Temiz. Ve bu işi çocuklarımız da yapıyor. Artık o iş bizden de çıktı diyor. Çocuklarımız hem eğlence kaynağı oldu diyor. Orada suyun başında, kuyunun başında pompayı aşağı yukarı eğlenerek bidonları dolduruyorlar. Ve temiz suya kavuştuk diyorlar. Tabii bunları anlatırken biz de etkileniyoruz. Tüylerimiz diken diken oluyor. Yani insanlık adına bir şeye yaradığımızı hissetmenin onurunu yaşıyoruz. Tabii bunu yapan hep bağışçılarımız. Yani biz bir arada vesile köprüyüz. Bağışçılarımız bu işin asıl kaynağı. Onlardan da Allah razı olsun. Onlara da çok teşekkür etmemiz gerekiyor. Amanya gange, zenda gire Aisa. Nimusa nyufunyo okutuwa boa yafe. Kubange tuyambye nnyo tubadde tukima amazzi mayiro namba okule okufuna ku mazzi naye kati wano ne wali subuyi bwetuuka tudduka mangu wano ne tufuna otuzzi ne tufuna uzu ne tusaala alhamdulillahi rabbi amin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Amanya nze Mariam Zawedde nga mbeera Nalwana Takwa. Era nga ffe tuli basanyufu nnyo abasiraamu benona Takwa n'abalala bonna bannaffe nabo basanyufu nnyo olw'okuba okutuwa amazzi gaffe gano amalungi. Era tuli tubeebazizza nnyo nti mwebale nnyo mwebali ddala Allah ayongere baraka mu byonna byonna. Allahumma anta salaam. Okuva e Kampala twakuluzi tuli mu mayiro 27 okuva e Kampala otuuka wano e Nalwana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Rabbana atina fi dunya hasanata wa fil akhirati hasanata wa qina adhaban nar. Allahumma la sahla illa ma ja'atun sahla wa anta al hudna idha shi'ta sahla. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Talha hocam, sizin var mı böyle bir deneyiminiz? Sizi böyle çok etkileyen, Afrika şartları çok ağır.
Genel olarak şöyle, hani belki spesifik olaydan ziyade genel ortam insanı hakikaten etkiliyor. Yani bir kere zaten buradan gittiğimizde, şimdi burada bizim tabii ki günlük yaşamda Türkiye'de belli başlı dertlerimiz oluyor, tasalarımız oluyor. Ondan sonra işte evle ilgili, aileyle ilgili, işle ilgili, normal hayatla ilgili dertleriniz, sıkıntılarınız, tasalarınız, işte akşam yattığınızda düşündüğünüz ya bunu nasıl çözerim gibi. Oraya gittiğiniz zaman öyle bir ortamla karşılaşıyorsunuz ki aslında bu dertlerimizin hepsinin boş olduğu anlıyoruz. Yani bizim derdimiz yokmuş yani. Onun hani bizim burada o kadar çok nimetler içerisindeyiz ki bunlar dert değil yani. Orada yaşananlar, orada gördüklerimiz bizi bu manada çok ciddi etki yani etkide bulunuyor. Biz bu tekrardan buraya döndüğümüz zaman ben bütün buradaki dertlerimden sıyrılmış olarak geliyorum. Tabii belli bir müddet sonra tekrardan buraya alışıyorsunuz ve yine buradaki dertleriniz dert oluyor. Ama oraya gittiğimiz zaman bir de hani oradaki insanların bizi karşılamaları, yani özellikle daha öncesinde de bahsettik, hani beyaz insanlara karşı oluşan algıyı yıkmak ve onlardaki o algının yıkılışını görmek hakikaten bizim için etkileyici. Mesela gidip işte onlarla musafaha etmek, sarılmak, onlarla muhabbet etmek veya oturup sofralarına işte birkaç lokuma bir şeyler almak, evlerini ziyaret etmek, mezarlıklarını ziyaret etmek, onlarla beraber namaz kılmak, arkalarında namaz kılmak, aynı safta namaz kılmak onlarla beraber, onlar için gerçekten çok önemli veya hani daha önce görmedikleri için onlar için çok etkili. Onlar için etkili olması bizim için de çok etkileyici oluyor gerçekten. Bu manada her Afrika'ya gittiğimizde bunu görüyoruz ve bunun etkisi geldiğimizde de sürüyor elhamdülillah. Hocam, su kuyularını denetlemek için gitmiştiniz. Herhangi bir arızayla karşılaştınız mı? Yani daha sonra merkeze dönüp bir çözüm geliştireceğinize ilişkin açıklamalarda bulunmuştunuz. Yani uzunca da bir süre Uganda'ya ziyaret gerçekleştirmemiştiniz. Bu esnada o kuyularda bir problem var mıydı? Evet hocam, bazılarında bazı sıkıntılar oluşmuş. Özellikle üzerinden vakit geçen kuyularda, yani mesela 2015 senesinde açılmış bazı kuyularda sıkıntıların olduğunu gördük. Dediğimiz gibi zaten buradan kontrol edilmediği sürece veya işte orada kuyuyu açan kişilerin, açtıran kişilerin kuyuyu kontrol etmediği sürece 1-2 sene içerisinde bazı aksaklıkların baş göstermesi normal. Dolayısıyla yapılması gereken bu kuyuların takip edilip bu sorunların, az önce hocamın da belirttiği gibi, yani bu sorunlar aslında ufak tefek sorunlar. Yani buradan belki $100, $200, $300 yani maksimumu bu fiyatlar yani. Ama orada insanların günlük kazançları çok çok düşük olunca sizin buradan ufak bir meblağ ile halledebileceğiniz durumlar onlar için büyük sorun oluyor. Dolayısıyla gittiğimizde biz orada bazı kuyularda bu tarz sıkıntıların olduğunu gördük. Notlarımızı aldık. Tabii bu şu anlama gelmiyor. Yani illaki sıkıntı çıkacak diye bir şey yok. Biz o kadar çok kuyu gezdik ki hiçbirisinde bir sıkıntı yoktu. Hepsi şırıl şırıl akıyor. Tek sorun belki orada hani bir iki tane kuyuda işte gördük. Tek sorun dediler ki ya bu kuyu bize yetmiyor. Yani burada o kadar kalabalık bir nüfusumuz daha var ki. Daha fazla ihtiyaç var değil aynen, mi hocam? Aynen, orada o kadar kalabalık nüfusumuz var ki bu kuyu ihtiyacımızı karşılamıyor. Yani kuyu akıyor, herhangi bir sıkıntısı yok. Her gün kullanılıyor, gece gündüz kullanılıyor. Ama ahali diyor ki orada, yani bizim nüfusumuz kalabalık. Çünkü mesela biz bir kuyu işte 300, yeri geliyor 500 kişiye yönelik açıyoruz. Ama mesela bazı köyler var ki 1000 kişi. Bir tane kuyu açmışız. Hocam sonuçta şöyle düşünebilir miyiz? Bir köyde kuyu açıyorsunuz. Yani sadece o köydeki halk bundan istifade ediyor. Tabii. Ama bir sürü köy var, böyle bir sürü karya var. Tabii hocam. Yani zaten yani gittiğinizde bir yere su kuyusu açmak çözümü olmuyor sanki. Yani bir sonraki su kuyusunu yine başka bir köyde, başka karyede açmanız icap ediyor. Kesinlikle hocam. Yani bu manada işte ne diyelim, yetişebildiğimize bağışçılarımızın destekleriyle yetişmeye çalışıyoruz. Ama hakikaten onu görmek etkileyici. Gittiğimiz zaman mesela kuyu aç, yani bakıyoruz ki bir tane kuyuyu açmışız bir köyde ve o kuyu o kadar yoğun kullanılıyor ki insan ister istemez şunu soruyor, yani bu kuyu olmadan önce buradaki insanlar ne yapıyorlardı? Hani biz burada anlatıyoruz işte, diyoruz ki buraya gidiyorlardı işte, kuyulardan su taşıyorlardı veya işte ırmaklardan kilometrelerce yol yürümek zorunda kalıyorlardı evet. Falan. Ama hani bunların somutlaşması, şimdi bunlar hepsi kafamızda soyut. Bunların somutlaşması orada oluyor işte. Biz orada görüyoruz hakikaten. Bu kuyu olmasa diyoruz ki buradaki insanların karşılaşabileceği zorluk çok yüksek. Yani çok fazla. Ve o kuyunun onlar için ne kadar önem arz ettiğini orada gittiğimiz zaman bizzat görüyoruz.
Kuyuların durumuyla alakalı da dediğim gibi yani kuyularımızın %75, %80 belki biraz daha yukarıda bir oranlarda kuyularımız devam ediyor. Bazılarında ufak tefek sıkıntılar var. Onların da notlarını aldık. Yönetim kurulumuzla inşallah paylaşacağız. Ve paylaştıktan sonra gereken adımları da atıp o kuyuların tekrardan hizmete girmesine vesile olacağız inşallah. Burada bir ilave yapmak istiyorum. Buyurun hocam. Yani her su kuyumuzda bir görevimiz var. Evet. Yani Afrika'da hangi ülkede biz su kuyusu açtıysak o su kuyusunu bir kişiye zimmetliyoruz. Onun görevlisi var. Eğer kuyuyla ilgili bir problem olursa o ülkenin sorumlu hocamızla direkt irtibata geçiyorlar ve hemen İstanbul bilgilendirilip bir an evvel o kuyunun arızasının giderilmesi için çalışmamız var. Ayrıca bir şey daha ilave etmek istiyorum. Çocuklar çok, Afrika'da çocuklar çok olduğu için kuyularda bir oyuncak malzemesi haline gelmiş olabiliyor. Dolayısıyla çocuklardan ötürü kuyuların arıza yapması ihtimali yüksek. Onu önlemek için de sabah vakitlerinde özellikle sularını dolduruyorlar. Kullanılmadığı vakitlerde kuyular zincirle kilitli hale getiriliyor. Evet. Mekanizması oynamıyor. Çocuklar da oyun malzemesi olmaktan çıkıyor ve daha uzun ömürlü görev veriyor. Kuyuyu kuyu açmak önemli olduğu gibi oranın korumak muhafazasını da gerçekleştirmek elbette. Çok önem arz ediyor. Elbette. Çok kıymetli Müslümanlar, insana değer veren Dernekler Federasyonumuz Uganda'da toplamda 70'e yakın su kuyusunu insana değer olarak gördü ve burada açtı. Tabii bizler süreci burada bitirmedik. Kuyuyu açtık, olayı bitirdik değil. 2015 yılından beri Uganda'da açımını sürdürdüğümüz kuyularımızı yerinde tespit ederek sağlam mı değil mi, mekanizmasında bir arıza var mı, kuyu çökmüş mü, suyu kalmış mı, hepsini birer birer gezerek denetliyoruz ve zaman içerisinde sorunlar olabiliyor. Bu sorunları tespit ederek tekrar kuyunun faal hale gelmesini sağlıyoruz ve bölge halkının istifadesine sunuyoruz. Tabii zaman zaman aracımızın girmediği yerler var. Fakat araç girmese de burada yaşayan insanlar var, Müslümanlar var. Ve buradaki Müslümanların sesine duyarsız kalamadık. İnsana değer veren Dernekler Federasyonu olarak buralara kadar geldik. İnsani yardım dedik ve su kuyularını açtık. Buradaki insanlar da bu kuyulardan almış oldukları sularla abdestlerini alıyorlar, ibadetlerini yapıyorlar. Yemeklerini kaynatıyorlar. Banyo ihtiyaçlarını gideriyorlar. Yaklaşık 500-700 kişi arasında bir insan sadece bir su kuyusundan istifade ediyor. Ve gerçekten İDDEF aracılığıyla bağışsever insanlara dua ediyorlar. Çok teşekkür ediyorlar. Ve Allah razı olsun diliyorlar. Bizler de sevgili bağışseverlerimize çok teşekkür ediyoruz. Bizler de Allah razı olsun diyoruz. Gerçekten insani bir yardım ve insani bir yaraya değer verdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Hocam, Uganda ziyaretiniz esnasında birçok su kuyusunu gezdiğinizi, dolaştığınızı söylediniz. Su kuyusunda tespit ettiğiniz arızalar genelde ne tür arızalar? Neler olabiliyor bir su kuyusunda mesela? Evet, Uganda'ya 2015 yılında ilk su kuyumuzu açtık. Bu benim oraya üçüncü gidişim. İlk kuyunun açılışıyla beraber son kuyunun açılışında da ben bulundum. Gözlemlediğimiz aslında çok basit teknik arızalar. Pompanın suyla buluştuğu noktada çok küçük bir mekanizma var. Bu zamanla aşınabiliyor. Dolayısıyla suyun yukarı çıkmasını engelliyor. Bakarsanız 10-15 dolarlık bir malzeme bunun giderilmesi. Fakat oradaki insanlar maalesef bunu tamir ettiremiyorlar. Tabii bir de sahaya gitmek lazım olayları bilmek için. Ulaşım çok zor. Yani kuyuların olduğu bölgelere ulaşım çok zor. Zaten asfalt yol diye hiçbir şey yok. Tamamen stabilize bir yol.
Ve oraya tamirciyi götürmek de ayrı bir sorun. Çünkü tamirci başkentten gelecek veya başkente yakın ya da o kariyeye yakın bölgedeki bir insanın oraya gitmesi lazım. Dolayısıyla uğraş verici bir şey. Ve biz bunları işte geçmişte gözlemlediğimiz için dedik ki her kuyuya bir tane sorumlu verelim. O sorumlu bunlarla ilgilensin. O köy susuz kalmasın. Kolu kırılabiliyor. Zamanla kuyularda çökme olabiliyor. Ve bir kuyumuzda da tamamen su gitmiş. Yani ilk defa onu gördük. Evet. Bir su kuyumuzda su hiç kalmamış. Ömrünü tamamlamış. Öyle bir durumda nasıl hareket ediyorsunuz? Yani su kuyusunu açtınız. Halk buradan istifade ediyordu. Sonra su tükendi. Yani tamamen su tükenince bir arızadan sebep değil. Yani su yolu kuruduğu zaman nasıl onu tekrar hayata döndürebiliriz? Hocam şöyle ki biz kuyularımızla alakalı bağışçılarımıza 5 sene boyunca bu suların garantisini veriyoruz. Eğer 5 sene içerisinde bu kuyuda herhangi bir arıza olabilir, pompa arızası olabilir, ondan sonra işte içerisindeki boruların arızası olabilir, mekanik arıza olabilir veya az önce hocamın bahsettiği gibi su tamamen çekilmiş, kurumuş, kuyu ömrünü tamamlamış olabilir. Bu durumda eğer yeni bir kuyu açmak gerekiyorsa yeni bir kuyu açıyoruz. Ancak 5 senenin sonrasında bu kuyuları tamir edebilmekle alakalı. Yani mesela bir kuyu eğer 7 senesini doldurduysa o kuyu artık ömrünü tamamlamış olabiliyor. Yani o bölgede artık su çıkmadığı için veya artık oradaki su tamamen bittiği için ömrünü tamamladıysa eğer, ki bu doğal bir ömrünü tamamlama süresidir. Yani mesela 5 sene içerisindeki ömrünü tamamlaması biraz belki hatadan kaynaklı olabilir diye biz bunun garantisini veriyoruz. Ama 5 senenin yukarısında bir kuyunun ömrünün tamamlaması artık doğal bir süreç olduğu için bu kuyuların eğer biz mekanizmasını kullanabiliyorsak mekanizmasını kullanıyoruz. Kullanamıyorsak artık orası kapatılıyor ve o şekilde kalıyor. Şunu da ilave edebiliriz. Yani zaman içerisinde tabii biz de tecrübeleniyoruz. Orada Afrika'da iki mevsim var. Bir yağış mevsimi, bir de kuraklık mevsimi. Tabii yağış mevsiminde kuyu açarsanız sular toprağın üst bölgesinde olduğu için çok derine inmeden su çıkabiliyor. Fakat yağış sezonu bittiği zaman oradaki su da çekiliyor. Dolayısıyla kuyu susuz kalıyor. Biz ne yapıyoruz? Kuyularımızı açarken kurak sezonu bekliyoruz. Yani suyun en dipte olduğu, en alt derinlikte olduğu noktayı buluyoruz. Ondan sonra suyun daha aşağı inmesi çok nadir oluyor. Dolayısıyla kuyularımıza daima su bulunuyor. Yani ona çok dikkat ediyoruz. Evet, yani toplamda dediğimiz gibi 70 küsur kuyudan sadece bir tanesinde böyle bir durumla karşılaştık. Kaç seneden sonra hocam? O da 5 seneden sonraydı. Şu an 5. senesinde olan bir kuyu. O kadar kuyudan sadece bir tanesi arıza yapmış. Evet. Bir tanesinde de bazen bir tane de öyle olayla karşılaştık. Onu da belki belirtmek gerekir. Mesela bir hırsızlık olmuş. Yani pompayla alakalı. İşte pompanın başlığını, yani pompayı çalmışlar. Tabii insanlar fakir olunca paraya dönüştürebilecekleri her şey onlar için değerli oluyor, aynen. Pompayı çalmışlar, daha sonra ahali pompayı çalan kişiyi yakalamış. Pompayı da ellerinden almışlar ama içerisindeki zincir ya satılmış ya kaybolmuş, onu bulamamışlar. O yüzden biz gittiğimiz sırada o kuyu henüz faaliyete geçmemişti. Bir gün sonra, yani zinciri sipariş etmişler herhalde, alacaklardı. Bir gün sonrasında o kuyu tekrardan düzeltildi, çalışmaya devam etti. Böyle bazen işte hırsızlık tarzı olaylarda yaşanabiliyor. Bu yüzden zaten kuyularımızı özellikle işte bir mescit kenarına, bir medrese kenarına zimmetli yürüyüşünde açmaya dikkat ediyoruz ama Afrika şartlarında güvenlik tamamen sağlanamayabiliyor bazen. Taliha Hocam ve Resul Hocam, bu programa iştirak ettiğiniz için çok çok teşekkür ederiz. Allah'ım razı olsun sizlerden. Çünkü ümmetin derdiyle dertleniyorsunuz. Buralara sefer düzenliyorsunuz. Siz de ailenizden, çoluğunuzdan, çocuğunuzdan uzak kalıyorsunuz bir anlamda. Allah hizmetlerinizi daim etsin diyeyim. Çok çok teşekkür ederim katılım sağlığınız için. Biz teşekkür ederiz. Kıymetli izleyenler, Bir Ümmetin Renkleri programının daha sonuna geldik. Bizleri izlediğiniz için çok çok teşekkür ederiz. Bizlere 0212 621 0065 numaralı telefonlarımızdan, iddef.org adlı internet sitemizden ve sosyal medya hesaplarımızdan ulaşabilirsiniz. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. İddef, İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu.